Değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, değerli başkanlarımız, hepimizin çok değerli iş insanları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu güzel ilde doğasıyla, tarihi, kültürel birikimiyle, zenginliğiyle, sıcak insanlarıyla, güler yüzlü insanlarıyla, devletine bağlı, milletine bağlı, vatansever insanların olduğu bu güzel şehirde görev yapmaktan hepimiz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Eminim ki bugün tayini çıkan çok değerli yöneticilerimiz, güçlerimizin çok değerli amirleri, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, komutan yardımcımız da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Kendilerinin burada görev yaptıkları süre içerisinde vatandaşımızın memnuniyetini, beğenisini kazandığını biliyorum. Esasında bizler kamu yöneticileri olarak bir bölgeye gittiğimiz zaman kendi görev alanımızda o bölgenin imarına katkıda bulunurken, gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunurken gönülleri de imar etmeye çalışırız. Gönülleri imar edemezsek sadece yaptığımız diğer imar faaliyetinin bir anlamı olmaz. Arkadaşlarımız, buradaki insanların, kamuoyunun, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin gönüllerini de imar etmeyi başarmaları bizler için memnuniyet verici. Bir devletin, milletin en önemli hizmetlerinden birisi o bölgenin, o şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin tesis edilmesidir. Arkadaşlarımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, komutan yardımcımız, benim de yakından gözlemlediğim gibi şehrimizin huzuruna, güvenliğine, kamu düzenine, vatandaşımızın mutluluğuna can siperane, gece gündüz demeden fedakarca katkıda bulundular. İlimizde huzur ve güvenlik üst düzeydeyse, bugün huzur ve güvenliğin sağlanmasında Türkiye'de özellikle suç ve suçlularla mücadelede en üstte yer alan bir il ise bunu tabii kendilerinin gayretli, özverili çalışmalarına elbette borçluyuz. Onun için kendilerini huzurumuzda, ilimizin huzur ve güvenliğini, vatandaşımızın huzuruna, mutluluğuna, verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı ilimiz adına ifade etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler tabii bu hizmeti yaparken vatandaşımızdan güç alıyoruz. Onların güveniyle hareket ediyoruz. Vatandaşımız bize güç ve güven verdiği sürece Burdur'a, Burdur'un insanına hep birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın yerine yeni arkadaşlarımız gelecek. Onlar bayrağı devralacaklar. Hep birlikte yine hizmete devam edeceğiz. İnşallah huzurlu ve güvenli şehir Burdur'u hep böyle tutacağız. Hiçbir sıkıntıya meydan vermeden vatandaşımızı mutlu etmeye çalışacağız. Ben tekrar bu veda yemeğinde bir araya gelen herkese, burada bulunan herkese teşekkür ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Bütün tayini çıkan arkadaşlarımızın da yolu bahtı açık olsun. Allah gittikleri yerlerde hayırlı hizmetler vermelerini nasip etsin. Bizim de desteğimiz onlarla devam edecek ve ayrıca bu yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen iş insanımız Sayın Baki Varol'a da huzurlarınızda, emeği geçen diğer arkadaşlarımıza da herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kendilerine haklarını helal ediyoruz, haklarımızı helal ediyoruz. Arkadaşlarımızdan da elbette helallik diliyoruz.
Hepinize tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.